Herkes arabasını zaten plakalarını söküp arabaları şeye takoza çekiyorlar. Ya gidişat hiç iyi değil. Yani gün geçtikçe her gün zam geliyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Sürücü esnafı artık akaryakıt zamlarına yetişemiyor. Dövizde yaşanan hareketlilik ve Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi akaryakıt fiyatlarını uçurdu. Öyle ki artık her gün akaryakıta zam geliyor. Akaryakıt fiyatları 20 liranın üstüne çıktı. Bu da en çok toplu taşıma esnafını etkiledi. Gidişatı iyi görmeyen şoförler artık kontak kapatmaya başladı. Tabii ki hoş bir durum yok. Yakıtlar şu anda pahalı. İster istemez arabalarımız yakıt yakıyor. Bu ister istemez yolcularımıza da yansıyor. Bizim taksimetrelerimiz yükseliyor. Bu sefer insanlar da çekiniyor arabalara binmeye. Bu da bizim iş potansiyelimizi düşürüyor yani. Ya gidişat hiç iyi değil. Yani gün geçtikçe her gün zam geliyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bir gün zam gelecek diye benzinliğe gidiyoruz, alıyoruz. Diğer gün bir daha zam geliyor. Bir daha gidiyoruz. Bu bitmiyor. Her gün benzinlikteyiz yani. Çok kötü yani. Bunun sonu ne zaman gelecek, nasıl olacak hiç bilemiyoruz. Yani kestiremiyoruz. Şu an çok kötü. Vallahi bu mazotla bu dolmuşçuluk işi artık yapılacak gibi değil. Yani gerçeği konuşmak gerekirse ne zaman duracağı da belli değil bu mazotun. Nerede duracağı da belli değil. Yukarıya doğru gidiyor. 30 lira mı olacak, 40 lira mı olacak bilmiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Herkes arabasını zaten plakalarını söküp arabaları şeye takoza çekiyorlar. Yani sadece mazota zam gelmiyor. Usta işçiliği pahalı. Parça pahalı. Yani araba bir arıza yaptığı zaman en az 10 bin ile 50 bin lira arasında bir rakam. Şu şartlarda zaten bu parayı toplamak da zor. O yüzden yani şu anki durum iç açıcı değil. Vahim bir durum yani. Bize verilen zam şu anda eridi. Mazota gelen her akşam zamdan dolayı mal sahipleri olsun, şoförlerin olsun çok zor durumdayız. Yani biraz yardım bekliyoruz büyüklerimizden. Biraz esnafı düşünmesi lazım. Zam da bir çare değil. Yani ücretlere de zam yapılsa da bir çare değil. Çünkü mazota gelen zamlar bir anda bizi bir günde götürüyor aldığımız zamı da. Şu an çok zor durumdayız yani. Büyük yetkililerden yardım bekliyoruz. Fiyatlar yüksek olduğu için insanlar yani ya satıyor ya kiraya veriyor. Yani herkes bir çıkar yol aramaya çalışıyor. Geçinmeye çalışıyor ama şu şartlarda biraz zor gibi geliyor yani.